Cümleten selamun aleyküm. Bugün bir vesileyle İstanbul'da bulunuyorum. Yurt dışındaydım. En büyük üzüntümüz Sezai Bey ile ilgili İstanbul şubemizin yaptığı edebiyat mevsimi programına katılamamak oldu. Bir seyahat, daha önceden programlanmış bir seyahat olduğu için edebiyat mevsiminin tarihinde de bir takım kaymalar mecburen oldu tabii. Fakat arkadaşlarımıza böyle bir güzel faaliyeti yaptıkları için de her zaman teşekkürlerimi ifade ettim. Tabii hem teşekkür hem üzüntü bir arada oldu. Bugün de fırsat bulunca hiç olmazsa iki çift Sezai Bey ile ilgili konuşmak, bir şeyler söylemek arzu ettim. Yani samimi bir takım sözler. Yok, ayakta konuşalım daha iyi. Değerli arkadaşlar, biz Sezai Bey'in hayatının önemli bir kısmına uzaktan da olsa şahitlik ettik. Onu Ankara yıllarından, Mülkiyeliler Birliği müdavimliğinden tanıyorum. Mütercim Turgut, şimdi Akman galiba, Turgut Akman diye bir mütercim vardı. Onun arkadaşı, saçı dökülmüş. Onunla Mülkiyeliler Birliği'ne gelirler, otururlar. Karşılıklı uzun uzun neler konuşurlar bilmiyoruz. Tabii biz biraz hem o zaman genciz, hem de yani o iki kişinin şeyine de karışmak istemediğimiz için. Tabii oradan şimdi kötü bir örnek olarak görünen bir şey var. Sezai Bey müthiş sigara içiyor. Ben hayatımda Sezai Bey kadar sigara içen birini görmedim. Böyle sürekli ağzında filtresiz sigara, böyle Bitlis Mitlis tipi sigaralardan biri. Biri bitmek üzereyken dudağında zaten ıslanıyor, ötekini yakıyor filan. Yani o imaj belki iyi bir imaj değil ama belki de Sezai Bey'in o birçok şeyi kafasından atmak için başvurduğu bir yol olabilir diye düşünüyorum şimdi. Başka türlü, yoksa biraz da bir dudak tiryakisi. Yani öyle adam gibi içine çekip sigara içen birisi değildi. Daha sonraki yıllarda da Sezai Bey ile çeşitli zamanlarda görüşmelerimiz, konuşmalarımız oldu. Ama şunu unutmayalım. Hani bizim Mehmet Akif'i anlatan güzel bir kitabı var. Sezai Bey'in, Mehmet Akif ne diyor? Sessiz yaşadım, kim beni nereden bilecektir? Sezai Bey gerçek anlamda sessiz yaşayanlardandı. Yani Mehmet Akif çok sessiz yaşadı sayılmaz. Çünkü birçok sosyal hadiselere karıştı, siyasi hadiselere siyaset yapmadığı halde. Yani milletimizle ilgili birçok hadiselere karıştı. Ama Sezai Bey bütün bunların dışında durdu. Bir tecrit hayatı adeta. Bir tecrit hayatı yaşadı. Mücerret olarak yaşadı. Yani bugünkü gençlere söyleyelim, evlenmedi. Kendini düşüncesine, milletine, davasına vakfetti. Yani çoluk çocukla uğraşır gibi bu işlerle uğraştığını düşünüyorum. Evet, değerli arkadaşlar. Yani bütün hayatını davasına, fikrine adadı, mücadele etti. Eserleri, önce şiirleri olmak üzere. Sezai Bey'in çok erken zamanda şiir kitaplarını, Sesler, Körfez vesaire ilk yayınlanan kitapları hala benim kütüphanemde durur, kıymetli eserler olarak. Sonradan bütünlüğü, külliyat olarak aldım ama nedense o ilk kitapları okumayı daha çok seviyorum. Daha sonra da fikir eserleri. Benim ilk faydalandığım eseri Sezai Bey'in İslam toplumunun ekonomik strüktürüdür. O zamanlar Türkiye'de böyle işte iktisadi meseleler, toprak meselesi ile ilgili daha aktüel basın yayın organlarında yayınlar bulunurdu. Tartışmalar yapılırdı.
Ben de tarih ve toplum diye, toplum yapımızın tarihi oluşumu diye bir önce yani üniversitede bu işe başladım. Sonradan da üniversiteden sonra da devam ettim. Bir kitap hazırlıyordum. O kitap benim ilk başvuru eserlerimden birisidir. Gerçekten Sezai Bey orada o küçücük kitapçıkta, kitapçığa birçok şeyi sığdırabilmiştir. Yani bu anlamda da eserlerinin bu şekilde tetkik edilmesi lazım. Yani bakıyorsunuz Sezai Bey'in kitapları işte 8 forma, en fazla 10 forma, çok öyle hacimli kitapları yok. Ama o küçük hacimlerine rağmen gerçekten derinliği olan kitaplar olduğunu okuyanlar bilirler. Bu gözle de okunması gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Evet, son olarak biz de eskiden beri edebiyat fikirle iç içedir. Son zamanlarda böyle bir moda çıktı. Fikri tamamen edebiyatın dışına çıkarmak. Bunu da akademi yapıyor. Bu iyi olmadı aslında. Yani edebiyatla fikir mutlaka yüzyıllar boyunca beraber yürüdüğü için, bilhassa şiirle fikir birlikte yürüdüğü için bütün mütefekkirlerimiz neredeyse bizim edebiyatçıdır. Bir tarafında bir edebiyatçılık vardır, şairdir. Kimi saysak şimdi işte Mehmet Akif başta olmak üzere, Namık Kemal ondan önceki nesilden, ondan sonraki nesilden Necip Fazıl Kısakürek. Günümüze kadar geliyor bu. Bence Sezai Bey bu edebiyatla fikri, şiirle fikri birlikte yürüten son büyük şahsiyet. Yani bundan sonra böyle olabilir mi? Yani gönlümüz, ben şahsen böyle olmasını arzu ederim ama bu edebiyat, ilim, fikir Türkiye'de son yıllarda bilhassa ayrıştı. Halbuki edebiyatın arka planda olmadığı bir fikir eserinin doyurucu bir muhtevada olması, okunulurluğunu, okunulurluk oranını yükseltmesi mümkün değil. Bugünün birçok fikir eseri de diye ortaya çıkan kitaplarını okuyan, okumaya çalışan en azından. Çünkü bazıları gerçekten okunabilir değil. Eğer bunlar biraz edebiyatla iştigal etselerdi, şiirle uğraşsalardı, yazdıkları eserlerde de bu kendini belli ederdi ve okuyanlarda da daha etkili olurdu. Bizim biraz önce söylediğim gibi edebiyatçı mütefekkirlerimizin eserleri çok daha etkilidir. Ve bazıları da edebi olarak bazı fikirleri ifade etmeyi tercih etmişlerdir. Adam roman olarak yazmak yolunu seçmiştir. Tanpınar'ın öyle bir lafı var. Bizim gibi ülkelerde diyor insanlar, işte inkılaplar falan geçirmiş ülkelerde çıkıp da doğrudan konuşamazlar diyor. Bunlar giderler gizli bir yerde bağırırlar, çağırırlar falan diyor. İkinci çizgi nedir? Edebiyat eserleriyle bunu yaparlar. Yani doğrudan fikir olarak söylemezsin. Kemal Tahir, Tarık Buğra, hatta Tanpınar bana göre fikirlerini doğrudan ifade etmek yerine romanlarında, işte diğer eserlerinde bunu yapmışlardır. Evet, ben burada sadece bir selamlama konuşması yapmak istedim. Sezai Bey'e gerçekten hepimizin borcu var. Sezai Bey bizim klasik kültürümüze de sahip çıkan, bazıları gibi benden öncesi yok demeyen bir şahsiyet olduğu için de önemli. Yani Mevlana'dan bugüne kadar işte Yunus Emre, Mehmet Akif, Yahya Kemal, başka isimler de vardır mutlaka. Bunlarla ilgili kitapları var veya en azından makaleleri, yazıları var. Ve bir arka plan olarak bize bunları göstermesi de önemlidir. Zaten medeniyet tasavvuru bunlar olmaksızın olmaz. Medeniyet tasavvuru bir günde çıkmaz. Bir arka planı, bir derinliği olmalıdır. Medeniyet ancak bu derinlik üzerinden günümüzde okunduğu zaman bir gerçek tasavvur oluşturulabilir. Sezai Bey hayatıyla buna bizi gösterdi. Sessiz yaşadı, büyük eserler bıraktı ve bize gerçekten de
büyük bir miras devretti. O mirasın inşallah kıymetini biliriz. Ben bu faaliyeti bir haftalık edebiyat mevsimini, edebiyat festivalini büyük şairimiz, yazarımız Sezai Karakoç'a tahsis eden hem İstanbul şubemiz yöneticilerine hem Sultanbeyli Belediyesi ilgililerini tebrik ediyorum. Emekleri için teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Sizlere de selamlar, muhabbetler.